Merhaba, ikili oyuna hoş geldiniz. Bugün Basketbol Süper Ligi'ni konuşacağız. Haftanın merakla beklenen maçı Fenerbahçe-Bamit mücadelesiydi. Kazanan taraf ev sahibi takım oldu. Diğer yandan haftanın sürprizini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Galatasaray'ı konuk ettiği maçta yaptı ve maçı kazandı. Şimdi haftanın panoramasını çıkarmak için beraberiz. Ben Ali Emre Mazmoğlu, yanımda her zaman olduğu gibi Doğa Üründül var. Doğa hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Hemen sıcağı sıcağına dün oynanan maçlardan başlayalım. Maçtan başlayalım daha doğrusu. Aha. Haftanın sürpriz maçı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Galatasaray'ı 71-61 yendi. Aslında maça baktığımızda her şey Galatasaray'ın istediği gibi başladı. 9-12'lik üstünlüğü varken Galatasaray'ın sanıyorum çeyreğin ortalarında bir televizyon molası oldu. Moladan Büyükşehir Belediyesi inanılmaz bir savunma agresifliğiyle döndü ve ilk yarı bitene kadar Galatasaray sadece 16 sayı bulabildi. Şimdi şöyle, biz bu takımı ilk sene başındaki ilk programımızda değerlendirirken demiştik ki İstanbul Büyükşehir Belediye bir koç takımı. Koç takımlarında genel karakteristik özellikleri hem bu tarz sürprizler yapabilirler hem de yani bir maçın kaybedileceği varsa eğer onu çevirebilirler. Bu özel takımlardır. Ya yani Ertuğrul Erdoğan harika bir koç. Çok özel bir karakter kendisi. Ertuğrul Erdoğan o televizyon molasından sonra çizdiği oyunlar ve savunmayı içeride biraz daha içeri kapanarak toplaması Galatasaray'ın da kötü bir şut gününe denk gelince doğal olarak ikinci periyotta bir 22-14 çıkarttı. Senin de dediğin gibi zaten 12 sayı bulabildi Galatasaray. Evet, zaten onu sezerek Galatasaray'ın şut ritmindeki tabii o bozukluğu iyi başlamamasını sezerek senin dediğin gibi savunma biçimine geçti. Ve bu maçı zaten burada koparttı. Maç boyu da o skoru taşımayı başardı. Yani kesinlikle İstanbul Büyükşehir Belediye'nin ekibi, teknik ekibi Galatasaray'ın Euroleague maçını iyi izlemişler. Oradan çok ciddi çıkarımlarda bulunmuşlar. Özellikle Galatasaray'ın içeri kapandığı zaman Sinan Güler üzerinden üretmeye çalışması büyük problemleri yol açıyor. Yani tamam Sinan Güler elinden geleni yapıyor. Kaptanın üstünde büyük bir yük var. Fakat bu yeterli değil ve ayrıca bu oyuncu yorulmaya da başladı. Artık onu seziyorsun maçları izlerken. Evet, senin şimdi bir anda biz seninle yazışıyorduk yine maçı izlerken, evet, biliyorsun. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sinan Güler maçına dönmüştü neredeyse. Evet. Sinan Güler toplamda 17 kez top kullandı. İkilik ve üçlük toplar kullandı. Ona en yakın diğer Galatasaraylı oyuncu 10 top kullandı. Neredeyse ilk katı. Ki o da Göksel'in Köksal'dı. Şimdi Göksel'in Köksal'ın 10 top kullandığı bir düzende Galatasaray'ın 61 sayı atması kadar doğal bir şey yok. Göksel'in Köksal savunmada guard baskısı olsun, fiziksel yapısıyla yarı sahayı kapatması olsun çok büyük bir avantaj sağlıyor savunma açısından. Fakat hücumda da tam tersi büyük bir handikap yaratıyor takıma. Yani maçın başında Göksel'inle başlamak tabii ki mantıklı bir karar oluyor genelde Ergin Ataman için. Hani gardı birazcık ritimden çıkarmak, karşı takıma mesaj vermek için, fakat ya 10 top kullanmaması gerekiyor. Ya bu hücumun tıkandığını, ki bazı toplar zaten son saniyede elinde kaldı Göksel'in. Hani el üstü işte üçlük denedi, şutlar denedi falan. Ya bu açıdan Galatasaray bu sınavı kötü atlattı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye gerçekten çok ezici. Ya hep maçın kontrolü İstanbul Büyükşehir Belediye'deydi aslında. Yani evet, Galatasaray ilk yarıyı, şey yapmadı. Aynen, ilk yarı skoru 41-28'de. Önde kapattı, evet, o dediğimiz savunmanın sayesinde. Galatasaray çok az basket attırarak. Onu zaten maç boyu sürdürdü. Yani Galatasaray yanılmıyorsam bir 3-4 sayı kadar indirdiği bölümler oldu ama orada dediğin gibi tam bir coaching sistem olduğu için o kontrolü çok iyi tuttu. Çok kızık bir mola aldı. Hatta yarı sahaya kadar geldi falan. Orada bir şey yaptı. Bir de üçlük yüzdesi Galatasaray'ın bu maç inanılmaz düşüktü. 26 tane deneme yaptılar. 4 tane isabet buldular. Bu da %15'e tekabül ediyor. Ya Can Dibler'ın da performansı hani tepeden böyle dibe doğru gidiyor. Evet, çok ilginç yani. Can Dibler Galatasaray'a katıldığı ilk 4 maç 20'de 15'le üçlük atmıştı. Hatırlıyorsun, evet, %80'di. Hatta ikili burada yoktu. İkili, evet, isabet falan yoktu yani. Evet, ikili yoktu. Hep üçlük. Biz burada konuşmuştuk %80 isabet çok iyi diye Dibler hakkında ama bir anda grafik tam tersine döndü. Ya bunun bir sebebi biraz tahmin olacak. Hani bir teyit edebileceğim bir şeyim yok. Hani tanıdığım yok. Hani öyle teyit edemeyeceğim bilgiyi. Fakat kuvvet antrenmanına başlamış olabilir. Bir şutör kuvvet antrenmanına başladığı zaman bu şekilde bir dip yapabiliyor. O tekrar. Yani çünkü şut sonuçta elle atlan bir şey ve eli sakat bir oyuncunun. Bir kuvvet antrenmanına başlamış olabilir. Evet. Böyleydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğimiz gibi haftanın sürprizine imza attı ve Galatasaray'ı yendi. Haftanın ikinci öne çıkan maçı da tabii daha hafta başlamadan beklenen maçtı. Fenerbahçe-Bamit mücadelesiydi. Çünkü ligin zirvesini de çok yakından ilgilendiren bir maçtı. Bamit 8-1 ile geldi. Gelmişti. Fenerbahçe 7-2 ile gelmişti.
Ama kazanan taraf Fenerbahçe oldu 76-71 ile. Yani uzun süre çok birbirine yakın skorlarla giden maçtı ama... Yani son topa kalmadı ama son dakikaya kaldı diyebiliriz. Yani son dakikaya kadar mücadele hep üst katmanda ilerledi ve çok zevkli, güzel bir maçtı. Yani şöyle bir şey vardı benim gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe şeyi çok iyi, ya bütün takımlar biliyor zaten. Banvit'in pot altında bir zafiyeti olduğunu biliyor. Evet. Ya bunu savunabilecek bir takım değil oradan oynadığı zaman. Ve Fenerbahçe bunu zorladı. Uzun süre iki uzunla sahada kalarak, evet, pot altına oynamaya çalıştı ki zaten faul problemine de soktu Banvit'li oyuncuları. Banvit'in buna karşı cevabı çok iyiydi bence Filipovski'nin. Evet. Ya uzunları... Bir uzun dört şutör şeklinde. Aynen öyle. Bir uzun dört şutör, zaten şutör uzunları da kullanarak, evet, savunmaya, hücumda çok iyi yayıldı. Ve Fenerbahçe'nin böylelikle hücum planını kendi hücumuyla bozdu. Ya şimdi Fenerbahçe tarzı bir takıma karşı oynarken hep sene başından beri ne diyoruz Fenerbahçe'nin savunmasıyla ilgili? Uzunları dışarı salıyor bir süre sonra. Yani Yudov ve Veseli dışarı saldığı zaman hem onlar içeri giremiyor. Çünkü ikisinden biri değişmeli olarak potanın bekçiliğini gene yapıyor. Veseli ya da Yudov. Gardlar, yani karşı takım gardı. Hem de üçlük savunması yapmış oluyorlar. Kollar uzun, atletik, çok hızlı yer değiştirebiliyor bu oyuncular. Fakat burada Banvit'in koçu Filipovski harika bir iş yani yaptı. O da dört tane şutörü yakın olarak değil, sahaya yaydı. Yarı sahaya yayılmış dört şutörle oynadı Banvit. Böyle olunca bu sefer Veseli ve Yudo yetişememeye başladı. Zaten maç içinde de sürekli gidip gelmesi, küçük küçük seriler yakalamalarının nedeni Banvit'in şutörlerinin performansıyla birlikte paralel gitti. Fakat burada tabii gene kadro ağırlığı çok şey yaptı. Sana burada bir şey sorayım ben. Sence şimdi bu listelere baktığın zaman Fenerbahçe kadrosuna, Fenerbahçe'deki en düşük profilli yabancı oyuncu kim? Yani ben Kalinic derim. Belki şu maç kadrosunda dersen, maç kadrosunda Kalinic, yani Antic'in geçmişi çok iyi. Geçmişi çok iyi. O yüzden evet Kalinic. Kalinic bu maçta en çok isteyendi. Kalinic birkaç haftadır oynadığı maçlarda en çok isteyen oyuncu. Hırsıyla ya takımı ateşliyor. Yaptığı bir tane blok var. Ya maçı döndüren bloğu yaptı, evet, mesela. Arkadan gelip yetişti falan. Ya o açıdan Fenerbahçe için Kalinic bir kazanım olmaya başladı artık. Fenerbahçe'nin iyi oyuncularından biri olarak zaten sayıyorduk ama lokomotif oyuncularından biri. Yani o rolü kendine biçti ve ona, evet, göre geçen oynuyor. Sene Final Four'da performansını yükseltmişti. Evet. Onu sürdürebiliyor. O çok önemli. Kesinlikle. Bir de ben bir şey daha söyleyeceğim. Filipovski'nin ben maçta izlerken çok beğendiğim bir özel. Şimdi Fenerbahçe'nin Teodoro'ya baskı yapacağı çok belliydi ki bunu maç boyu yaptılar. Tabii. Yani ikinci adamı, onu savunacak ikinci adamı hep ona yakın tuttular. İkili bir baskı oluşturdular hep. Ama buna karşı Jedi Minas Aureli'yi öyle iyi hazırlamış ki, evet, ona hep boşluğu bulurdu setlerinde. Zaten onun adamı aslında Teodoro birazcık, yani yardımı. Aurelik'teki boşalan, aynen, adam gitmeye çalıştı Teodoro. Fenerbahçe buna itti ki Aurelik de 7'de 5'te 3 sayılık isabeti buldu. Tabii, maçı da böyle tutmayı başardı ama. Ya o burada bir sıkıntı da Teodoro bu baskıda 6 top kaybı yaptı. Çok kritik yerlerde yaptı onlardan 3 tanesini. Ki bu yaptığı 3 top kaybından da 7 sayı yemiş bulundu. Ben onu not almıştım maçı izlerken. Yani hani Fenerbahçe için çok güzel bir galibiyet. Banvit için de iyi bir mücadeleydi. Zaten son dakikaya kadar sürdürdüler. Çok keyifli maçtı bu. Bir de sana şeyde yazmıştım yine maçı izlerken. Ya Widmar'ın durumu çok üzücü değil ya mi? Widmar, ya Banvit'te oynamak güzel bir şey. Ama böyle Widmar'ı bir Euroleague takımında görmek isteriz. Tabii ki serbest atış yüzdesini birazcık yükseltmesi lazım. Evet, sıkıntı ama. Euroleague'de büyük sıkıntı. Son periyotta oynatamazsın Widmar'ı. Hani herhangi bir Euroleague takımı alsa, şey yapsa. Tabii istersen, kesinlikle. Bir de şu, yani maçta o potu altında Yudo, Veseli ve Kalinic'e karşı tek başına mücadele etmesi, sürekli şövalye koşması ruhlu falan, gerçekten öyle bir hali vardı. Evet. Bir yandan da üzüyor insanı gerçekten o, evet, tek başına kalması. Çok efor sarf ediyor. Yani çok. Maçlardan sonra onunla bir kere röportaj yapmışlardı yayıncı kuruluş. Böyle ter içinde, zor konuşuyor. Yani enerji falan düşmüş artık. Evet, maç içinde de öyle bir sahne yaşanmıştı. Beni değiştir diye. Şimdi haftanın ilk iki öne çıkanı buydu. Üçüncü öne çıkanlarında da oyuncularımız var. İlki de Murat Bey de bu hafta kazandı uzun bir aranın ardından. Ve Demir İnşaat'ı yendi 76-71. Evet. Burada da D'Angelo Harrison 28 sayı. Evet, 11 rebound 7 asist yaptı. Ben de sana destek vereyim.
Ya zaten maçı getiren isimdi ki Murat Bey inanılmaz kötü bir üçlük performansıyla oynadı. Yani lig tarihine bakmak lazım. %12.5. Hani daha düşüğü var. Ya vardır elbet vardır. Kesin vardır yani de. 16 denemede 2 tane isabet buldular. Fakat bu maçı kazanmalarının sebebi Harrison ve Freemanis. Biraz da ona yardım etti. Ki haftanın oyuncularından bir tanesi D'Angelo Harrison. Evet, Harrison da sonradan geçen sene kadrodaydı. Sonra bir gönderdiler, sonra geri aldılar. Evet. O Murat Bey'in muhteşem üçlüsü vardı. Biz programlarda konuşuyorduk. Ya, evet. Lions, Munro ve McKissick de oradan ikisini gönderdiler ama Harrison oraya eklendi gibi duruyor gerçekten. Evet ama tabii. Gene de yani maçı ben izledim birazcık Murat. Ya yani Murat Bey'in sıkıntılı devam ediyor. Bu Harrison ekstra performans gösterdi. Evet. Peki diğer öne çıkan isim de kendi kariyer rekorunu kıran Darüşşafaka karşısında. Belki hedef maç değildi ama çok iyi oynadı. Okben Ulubay. 32 dakika aldı, 25 sayı attı. Normalde ortalaması 11 sayı. 11.5 sayı iken bu maçta 25 sayı attı. Onun karşılıkta Moerman var evet. Aynı şekilde. Ben de sana karşılığını söyleyeyim hemen. 24 sayı, 12 rebound, 5 asist yaptı. Şimdi Okben'le ilgili söylenecek şey takımın %50 sayısının, yani %40 mı ne civarı bir sayısının katkısı var oyuncu olarak. Ve bu genç bir oyuncu. Okben'in gelişimini izlemek çok keyifli. Yani Yeşil Giresun'un yaptığı bu hamle, Okben olsun işte Emircan Koç olsun, diğer genç arkadaşlar olsun. Yani bu çok doğru bir hamle. Yani bunu keşke TED de yapsaydı. Yani TED Rönesans'ı evet. Ankara Koleji'de yapsaydı. Keşke onlardan da görseydik. Ya yani bu tam bir kurtuluş hamlesi. Yani takım bu performansı gösteriyor. Aynı zamanda genç basketbolcu yetiştirmiş oluyor. Ya milli takım için de çok önemli senin dediğin. Kesinlikle. Henüz 20 yaşında Okben. Bir yıl sonra olacak, ben sana böyle bir senaryo yazayım şimdi. Bir yıl sonra olacak olan şey, bir genç bir oyuncu, mesela Furkan kaldı, devam ediyor şeyde Efes'te. Fakat süre bulamayacağını düşündü. Yeşil Giresun'a gidip oynayabilir. Yani bu evet. Orası artık bu takım, yani bu lig için genç oyuncuları parlatma merkezi, bir cazibe merkezine döndü ki bu çok değerli. Evet, aynen dediğin gibi çok önemli iş başarıyorlar. Belki Yeşil Giresun'un şu an lig tablosunda 8.'ler. Özel olarak konuşmak gerekiyor yani evet, şehirdeki atmosferi. Evet, haftaya böyle şey yapıp evet. Güzel verilerle. Moerman da aynı zamanda. Peki maç için çok ne önemli. Dersin? Ya maç için de ya Darüşşafaka Doğuş 3. periyotta 11-22 ile ya vurdu geçti. Hani hiç şey yapmadı, uzatmadı maçı daha fazla. Bu maçta da Moerman zaten ya çok özel bir oyuncu. Ligin başından beri konuştuğumuz konulardan biri. Hem rebound hem sayı katkısıyla maça aldı taşıdı. Ona pozisyon çok güzel yarattılar. Yani Wilbeck'in o olayı bir Euroleague'de tam beceremediler. Yani oyuncusunu geçip pas veriyor. Wilbeck'in en çok kullandığı settir bu. Onu yaptığı zaman Moerman'ı hep buldu. Onu bulduğu zaman da zaten Moerman'ın 24 sayısı ortaya çıkıyor. Evet yani özellikle felaket bir Euroleague maçı yarın konuşacağız. Yarın konuşacağız. Daha sonra iyi oldu. İyi bir maçı. Top paylaşımı yapabildiler. Evet. Bu arada diğer son oyuncumuz öne çıkan Trabzonspor'un formu devam ediyor. 4'te evet. 3 yaptılar. İyi geliyorlar ama bu hafta özellikle Julian Wright'ın performansı çok öne çıktı. 20 sayı, 10 rebound, 4 top çalmayla oynadı. 4 top çalma, inanılmaz iyi bir performans. Aynı zamanda da bu 10 rebound'da 4 tanesi de hücum reboundu ve onlardan da 2 tanesinden 4 sayı çıkardılar. Julian Wright özelinde bakarsak ve Hardy, işte Moody özelinde baktığımız zaman Trabzonspor iyi bir yola girdi. Kadri aynı şekilde. Zaten seninle şey yapıyorduk yukarıda. Onu yapacağız birazdan. Yapacağız mı? Evet. Tamam. O zaman okey. O zaman hızlı cevaplara geçelim. Hızlıca tamam. Değerlendirmek için. Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı aslında heyecan verici bir maçtı ama çok rahat geçti. Evet. Ya Hörtel böyle istedi, böyle oldu diyelim onun için. 11 sayı, 11 asist yaptı. Maçı kopardı gitti yani. Hiç çok fark yarattı. Karşıyaka'da çok ciddi formsuzluk var. Evet. Ya Ponitka'ya yansımamıştı şu ana kadar. Ponitka'da o maç 2 sayımı ne attı yani çok evet. Düşük kaldı. Bu arada koçları Markoviç hakkında da bazı duyumlar bazı var. Bazı şeyler bakalım başladı evet. Beşiktaş Tofaş'ı 76-63'le geçti. Evet burada da City maç 16 sayı 10 rebound yaptı. Beşiktaş'ta Michael Thompson'ın bir formsuzluğu yani şut formsuzluğu var. Onu bir aşabilirlerse takımın önü daha da açılacak. Tofaş zor maç yani zaten ligin başından beri konuşulan bir şey. İyi geçtiler ama yani çok çok zorlanmadılar maç boyunca. City maç yine ikilik isabetlerde %100. %100 evet. Ya City maçın hakikaten inanılmaz yani inanılmaz iyi oynuyor. Devam ettiriyor onu. Fiyat performans bakımından ligin lideri ya. Aynen öyle. Evet şimdi bakıyoruz. Şimdi daha önce hiç yapmamıştık ama bu hafta 10. hafta geride kaldığı için puan durumuna bir bakacağız. Puan durumunu inceleyeceğiz. Aslında puan durumuna baktığımızda ilk 7 takım
düşündüğümüz gibiydi. Yani biz evet, sene başındaki programda ilk yedinin böyle dizilebileceğini düşünüyorduk ama 8. sıra için büyük bir mücadele var. Kesinlikle. Yani benim şunu sormak istiyorum. 8. sıra adayların, yani playoff adayı oluyor artık. Playoff'a giden son takım 8. sıra kim olur? Şu an ligin 3'te, yani işte 3'te birlik neredeyse bir kesim geçti. Biz tabii burada tahmin yapıyoruz. Yani formlar bir anda değişebilir. Yani geçen mesela İBB ligden düşüyordu İstanbul Büyükşehir Belediye. Bir anda kaldılar Ertuğrul Erdoğan önderliğinde. Şimdi benim fikrim, ben Yeşil Giresun, Trabzon arasında bir kapışma olacağını, fakat İstanbul Büyükşehir'in de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Hani böyle bir bahis olsa İstanbul Büyükşehir Belediye'de de hani şey yapabilirim. Ben de onlara, yani şu ilk yarıyı nasıl kapattığı önemli ama Tofaş'ı ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten hem kaliteli bir takım, hem koçları zaten çok kaliteli. Şehir de basketbola iyi destek veriyor. Ama bir türlü istenilen başarıyı yani gerçekleştiremedi. Ya bu emekleme dönemini atlattıkları zaman herhalde yürümeden koşacak takımlardan biri Tofaş dediğin evet. gibi. Evet. Peki soru şu, haftanın, pardon, bu toplamda 10 haftanın en öne çıkan takımı kim oldu sence? Burada ben Banvit düşünüyorum. Yani Efes'le birlikte, ama Banvit'i böyle bir tık daha üste koyuyorum. Çünkü bunu değerlendirirken fiyat ve performans olarak bakıyorum yani olaya. Hani kurdukları takımın aldıkları performans Banvit'in çok çok iyi bir seviyede. Peki haftanın, 10 haftanın daha doğrusu en hayal kırıklığı yaratan takımı kim oldu? Murat Bey. Yani Murat Bey güzel bir takım. Bu arada şeyi de belirteyim ya, Ted'i klasman dışı bırakıyoruz. Hiç galibiyet alamadılar ama hep yenildiler. Yok, o biraz klasman dışı, onu konuşmuştuk zaten. Murat Bey burada. Yani 3 galibiyetleri, 7 mağlubiyetleri var. Bu 3 galibiyeti de kendi evlerinde aldılar Uşak'ta. Fakat oyuncuları göndermesi, evet, kadroyu oturtaması, kadroyu bir türlü oturtamaması çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Ya 10 haftada mesela oyuncusu Bambi Tek olarak Jordan Theodore 21,5 sayı, 4 rebound, 7 asistle oynuyor. Zaten onu da yani çarptığın zaman neredeyse takım %50 skoru Jordan Theodore üstüne ilerliyor Bambi'den. Evet, kısaca puan durumunu da değerlendirmiş olduk. Bir de gelecek haftanın programına bakalım. Ondan sonra da programı yavaş yavaş bitirelim. Gelecek hafta ilk maç Banvit-Beşiktaş mücadelesi. Daha sonra Demir İnşaat Büyükşehir, Tofaş, Ankara Ted Kolejikler, Galatasaray Yeşil Giresun, Darüşşafaka Pınar Karşıyaka, Best Balıkesir Murat Bey Uşak, Trabzon Anadolu Efes, Antep Fenerbahçe maçları oynanacak. Senin tavsiyen ne? Basketbol severler hangi maça dikkat etmeli? Evet, programda hangilerini işaretleyelim? Banvit-Beşiktaş, hani burada öne çıkan maç. Haftanın maçı bu diyebiliriz. Haftanın kesinlikle maçı diyebiliriz, evet. Galatasaray Yeşil Giresun da güzel maç olacaktır. Ondan eminim. Darüşşafaka Doş Pınar Karşıyaka ile ilgili pek bir fikrim yok. Yani Pınar Karşıyaka çok formsuz. Hani özellikle deplasman performansları iyice dip yapıyor takımın. Ve o büyük maçlarda da çok isteneni veren bir basketbol oynayamıyorlar. Evet. Peki bu haftayı da bitirmiş olduk. Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta geride kaldı. Yarın Euroleague'le karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Geçmedik.